Hozat ilçesi Derviş Cemal köyüyle Buzlu Pınar köyü sınırları dahilinde yürütülmek istenilen mermer ocağı projesine ilişkin olarak Tunceli Valiliğince 14.11.2022 tarihinde ÇED gereklidir kararı verildi. Yani 2872 sayılı Çevre Kanunu ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği çerçevesinde bu projenin çevresel tüm etkilerinin ayrıntılı olarak ÇED raporu hazırlanarak ortaya konulması gerektiği belirtildi. 2872 sayılı Çevre Kanunu 10. maddeye göre bir proje ÇED gerekli değildir veya ÇED olumlu kararı almadan faaliyete geçirilemez. Bu sebeplerle verilen karara karşı ilgili şirket tarafından Erzincan İdare Mahkemesi'nde yürütmenin durdurulması ve iptal talepli dava açıldı. Dava kapsamında Erzincan İdare Mahkemesi, jeoloji mühendisi, ziraat mühendisi, antropolog, maden mühendisi, çevre mühendisinin de aralarında bulunduğu 5 kişilik bir bilirkişi heyetiyle mahallinde keşif icra etti. 9 Ekim 2023 tarihinde bu keşif üzerine bilirkişiye rapor verildi. Bilirkişi raporunda özetle proje için çevresel etki değerlendirilmesi yönetmeliği kapsamında verilen ÇED gereklidir kararının doğru olduğu netice itibariyle ifade edildi. Şimdi tabii projenin çevresel etkileri dışında ki proje kesinlikle orada yürütülmemeli. Çevresel etkileri orada son derece olumsuz bir sürece yol açacak. Bölgede tarım ve hayvancılık temel geçim kaynağı, mermer ocağı faaliyete geçerse meydana gelecek gürültü ve tozlaşmadan kaynaklı o bölgedeki faaliyetler sekteye uğrayacak. Bir de tabii Alevi ocaklarının kültürel olarak kendini çok fazla hissettirdiği bir bölge, Hozat bölgesi. Bu ocaklardan bir tanesi Derviş Cemal Ocağı. Orada Derviş Cemal Ocağı bulunması sebebiyle her yıl on binlerce insan oraları ziyaret ediyor. Tabii netice itibariyle orada bir madencilik projesi, mermer ocağı projesi yürütülecek olduğunda gelen ziyaretçileri bu son derece rahatsız edecek. Hem kültürel açıdan hem manevi açıdan bölge bir hem ekolojik miras sahası hem kültürel miras sahası hem inançsal miras sahası. Bu bakımdan tabii biz hukuksal sürece Derviş Cemal Köyü Muhtarlığı Tüzel Kişiliği adına müdahil olduk. Projenin iptal edilmesi gerekiyor. Zaten bölgede bulunan işte ziyaretten, ocaktan kaynaklı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün verdiği görüşte tabii köy lehine bu projenin kesinlikle biz hayata geçirilmemesi gerektiğini buradan tekrar ifade ediyoruz. Şimdi başta uluslararası sözleşmeler ki bunlardan bir tanesi Birleşmiş Milletler somut olmayan mirasın korunması sözleşmesidir. İki tane miras sözleşmesi var Birleşmiş Milletler'in. Bir tanesi Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması Sözleşmesi ki bu somut mirastır. İşte efendime söyleyeyim bir tanesi de somut olmayan mirasın korunması sözleşmesi. Derviş Cemal'de yürütülen ritüeller, dini ritüeller, inançsal ritüeller, Birleşmiş Milletler dünya somut olmayan mirasın korunması sözleşmesi hükümleri çerçevesinde koruma altında. Dolayısıyla bu mermer ocağı projesi Birleşmiş Milletler sözleşmelerine de aykırı, anayasaya da aykırı, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na da aykırı, 2872 sayılı Çevre Kanunu'na da aykırı, 5400 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı hakkındaki kanuna da aykırı. Özetle pek çok mevzuat hükmüne ve İşte düzenleyici işleme aykırı. Bu projenin derhal idari işlemlerinin tümünün biz iptal edilmesini bekliyoruz.